İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha Garabet Topuzyan. Arara Savaşı'nı hatırlayarak 19 Eylül 1918 Kripto Ermenilere Denetim Türkiye'de görülmeyen Ermeniler Soykırımla Yaşamak İslami Devletin Saldırısından 4 Yıl Sonra Rus S-400'ün Türkiye'ye satışı ABD için bir felakettir. Sincar'da Ezidilere karşı gerçekleştirilen saldırılar bir soykırımdır. Karabet Topuzyan 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun sitesinden edinebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler 98 yıl önce 4 Ağustos 1920'de Klikya'daki Fransız mandası altında bağımsız bir Ermeni devletinin kurulduğunu ama kısa ömürlü olduğunu hatırlamaktadır. Aynı dönemde Ermeniler 1918'de Arara Muharebesi'nin 100. yıl dönümünü hatırlarlar. 19 Eylül 1918'de Ermeni askerleri Ermeni lejyonu oluşturarak Türk-Alman güçlerini yenerek Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Doğu'da müttefiklerin nihai zafer kazanmasına yardımcı oldular. Ermeni gönüllü askerleri birimlerinden oluşan Ermeni lejyonu 1916-1920, 1916'da Fransız ordusu içinde kuruldu. Ermeni lejyonu savaşa ilk kez 19 Eylül 1918 tarihinde katıldı. Lejyon, Osmanlı-Alman kuvvetlerine karşı parlak zafer kazanarak savaşın gidişatını değiştirdi. Ermeni lejyonu Kilikya'ya doğru işgal altındaki Adana, Aintap, Maraş, Urfa ve diğer merkezlere yöneldi. Yerlerinden edilmiş Ermeniler kendi evlerine geri dönmeye başladı. Fransa'nın doğu politikasında yer alan değişimden sonra lejyon kısmen Ağustos 1920 tarihinde ise tamamen tasfiye edildi. Abedi Saciyan, Ermenilerin kendi kimliklerini reddettiği soykırımdan etkilenen kültürü sunuyor. İrlandalı Irish Times dergisi Avelis Hacca'nın gizli ulus... Türkiye'nin Kripto Ermenileri adlı kitabına değinerek kitabın içeriğinin bölümlerini ve yazarın deneyimlerini anlattığı makaleyi olduğu gibi yayınlıyoruz. Eğer siz bir gün Türkiye'yi ziyaret ederseniz insanlara rastlarsınız ve siz onları Türk sanabilirsiniz. Fakat gerçekte onlar iyi bir Ermeni olabilir. Abedis Hacıyan, Gizli Ulus Türkiye'nin Kripto Ermenileri adlı kitabın yazarıdır ve 3 yıldır tarihi Ermenistan'ın gezdiği sıralarda bir buçuk milyon akrabalarını yok edenlerin maskesini taşıyan dağlara rastladı. O kendi seyahatleri sırasında Batı Ermenistan'daki köy ve kasabalarda kendisiyle konuşabilecek herhangi bir insan arıyordu. Fakat çok sık inkarcılığa şahit oluyordu. Kitap bize bugün Batı Ermenistan'ın dağlık hayatını gösteriyor. Tüm aile tarafından yıllık çay toplanması, araratın gölgesinde hayvancılık. İslam Devleti'ne bağlı birlikler, 2014 yılının yazında Musul'la birlikte Nin ve Ovası'na saldırdı. Onlar yüz binden fazla Hristiyan ve Ezidi halkları kendi tarihi topraklarından sürdüler. İslam Devleti Ağustos'un ilk haftasında Sincar'daki Ezidi halkına saldırdı. Terör örgütü birkaç gün içinde 10 bin Ezidi'yi kırdı. 6.417 kişi esir alındı. Bunların çoğu esir pazarında satıldı. Nil ve ovasında yaşayan ve kaçmamış yüzlerce Hristiyanların başları kesildi, haça gerildi, cinsel tacize uğradılar ve zorla İslamlaştırıldılar. 4 yıl sonra sürgünde yaşamak zorunda kalan yüz binlerce Yezidiler, Hristiyanlar güvence altında bulunmadıkları için kendi yurtlarına geri dönemiyor. 3000 bin kadın ve çocuğu ile onlarca Hristiyanlar kayıp. Irak'taki Hristiyan toplumu çöktü. Bunların yüzde 90'ı 2003 yılından itibaren ülkeden ayrıldılar. İslami devletin elinden kurtulanlar ise tüm o olaylara dayanarak derin bir travma yaşamaktadır. Hudson Enstitüsü 2014 yılındaki saldırılar fonu üzerinde Nin ve Ovası'nın ve Musul'un etnik ve dini grupların mevcut durumu üzerine 3 Ağustos'ta bir tartışma düzenledi. Toplantıya ayrıca Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi bir Faret Yassen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kürdistan Bölgesel Yönetim Temsilcisi Sami Abdurrahman da katıldı. Din Özgürlüğü Enstitüsü İcra Direktörü Kent Hill, Azad Yezidi Vakfı Müdürü Pari İbrahim ile diğerleri toplantıda hazır bulundular. Washington ve Ankara arasında çeşitli konulardaki yaklaşım farklılıkları büyümeye devam ediyor. Fars News Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın siyasi askeri sorunlar konusundaki yardımcısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus S-400 uçak savar savunma sistemlerinin satın alınmasına karşı olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceği konusunda Ankara'ya uyarıda bulundu. Yakın zamanda atanan Dışişleri Bakanı'nın siyasi askeri sorunlar konusundaki yardımcısı, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ni bu şekilde uyardı. ABD milletvekilleriyle yaptığı toplantıda o, NATO müttefikinin Rusya'nın hizmet ve ekipmanlarına bağımlı kalmasını istemiyoruz dedi. Rus S-400'ün Türkiye'ye satışı, ABD kongresinin F-35'lerin Ankara'ya satışını durduracak bir anlaşmazlık sorunu haline geldi. IŞİD'in Şengal'e saldırması sonucu binlerce ezidi öldürdüğü ve binlerce kadını esir aldığı Şengal katliamının 4. yıl dönümünde İnsan Hakları Derneği İHAD Malatya Şubesi basın toplantısı yaptı. İHAD Malatya Şube Başkanı Gönül Öztürkoğlu, İnsan Hakları Derneği olarak ezidilere yönelik gerçekleştirilen soykırım saldırısını bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz. Bu vesileyle başta Türkiye olmak üzere tüm ülkeleri ezidilere yönelik İslami devlet adlı terörist örgütün saldırılarını soykırım olarak tanımaya ve ezidi halkının kendini savunma hakkına saygı göstermeye davet ediyoruz diye konuştu. Ezidi halkına IŞİD tarafından uygulanan barbarlığı soykırım olarak dünyada resmen tanıyan tek ülkenin Ermenistan Cumhuriyeti olduğunu hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dusine Gasparyan tarafından seslendirilen Sayat Nova'nın Ayani Yerki adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.